Duyuyoruz, yayındayız şu anda. Yani lütfen benim annemin, bizim adımızı lütfen kullanmayın. Ben bu olayın, biz bu olayın içinde olmak istemiyoruz. Hı hı. Sizin... Yani orada ismimiz, soy ismimiz, bizim bir çevremiz, ailemiz var. Biz bu rezillikleri yıllar önce zaten yaşadık. Hı hı. Yaşamak istemiyoruz. Katoş Hanım da biliyor, ben kendisine uyarmıştım. Çok iyi hatırlar. Hatırlıyor mu? Aramıştım Fatoş demiştim, böyle böyle babamla... Ben sizi duyamıyorum ama. Duyuyoruz, ben sizi duyuyorum, dinliyoruz biz sizi şu anda. Siz Fatoş Hanım'ı arayıp siz mi uyardınız, anneniz değil de? Ben evet, ilk öğrendiğimde bu olayı kendisini aradım. Dedim ki yani bu adam iki kere evli, 4 çocuğu var, hafta çocuğu var, yapmayın dedim. O da bana ağlamayacak şeyler söylemişti vakti zamanında. Ha, uyardı yani sizi. Siz uyardınız. Babanızla ilgili gerçekleri söylediniz. O sırada iki evlilik varken Fatma Hanım diye başka bir kadınla daha bir birlikteliği mi vardı babanızın? Alo. Alo. Şimdi duyuyor musunuz beni? Evet. Televizyon sesini kapatırsanız ben sizinle daha iyi iletişim kuracağım. Eko yapıyor çünkü televizyon. Bir kapatın evet. Televizyon sesini lütfen. Televizyon tamamen kısın. Evet. Tamam. Sizin babanız annenizle evliyken aynı zamanda başka bir kadınla bir birliktelik yaşıyor. Ondan da iki tane çocuğu var. Daha sonra siz Fatoş Hanım'ı öğrendikten sonra Fatoş Hanım'ı arayıp uyardığınızı söylüyorsunuz. Evet, doğru mu? Evet, şimdi ben sana Canan şöyle bir şey söyleyeceğim. Kullanmayın lütfen. Tamam vatandaş, ben sana şunu söyleyeceğim. Sen beni telefonla aradıktan sonra, biz Fatoş'la kapıştıktan sonra telefonda daha sonraları beni aradın, dedin ki böyle böyle. Ben de sana dedim ki tamam gel dedim, seninle bir yerde oturalım konuşalım, bana gerçekleri anlat. Sen babanın korkusundan geldin mi? Biz o zamanlar çocuktuk ama. Çocukluğun her şeyi söylüyorum, ben de söylüyorum işte, geldin mi onu söyle bana. Seni uyardık hani böyle böyle. Allah Allah, ben sana uyarmadım. Ben sana dedim ki gel konuşalım, sen gelmedin. Ama senin benimle konuşacağın bir şey yoktu ki. Ali Ateş'le konuşacaktım, onunla konuşacaktım. O zaman sen beni niye aradın o zaman, gerçekleri söyledin. Söyledim böyle bir şey olmadı diye. Söyledi, gelseydin bana izah etseydin bu durum budur'a gelmeyecekti. Canan gerçekleri konuş. Konuşuyorum, yalan söyledin mi? Peki sizin babanız kadınları Allah Allah. Dolandırıyor mu? Evlenerek onların parasını mı yiyor? Siz bana onu söyler misiniz peki? Ben öyle bir şey bilmiyorum. Kendisinde zaten böyle bir şey yok, yaşamadık yani. Tamam evlilik yapıyor, beraberlikler yapıyor. Daha ne yapacak ya? Bilmiyorum. Daha ne yapacak diyor. Daha ne yapacak, ne yapacak? Benim elimde kanıtlarım var, bak videolarım seyret. Bağlanacak insanlar da çok olacak, ondan sonra yargıla. Ben kendisini savunmuyorum. Yaptıkları zaten senin de yanlış. Tamam. Peki babanızla görüşüyor musunuz? Hanım, bir şey rica edeceğim. Bu Can'a tamam ismini vermiyorum. Ondan oğlunu çağırıp da annenizle konuşun. Ben boşanacağım, Fatoş'la evleneceğim dedi mi demedi mi? Söyleyin, söyledi mi babanız size? Tamam dedi. Ama yani bu işin içinden çıkmadı, o kadar yaşanan şeyler var ki. Ne var yani? Peki anneniz babanızla kuzen anladığım kadarıyla. Anneniz boşanmak istemedi kuzen mi? Kuzen değiller. Ha, değiller mi? Akraba değiller mi? Babaannemle uzaktan. Tamam. Peki anneniz bunları öğrendikten sonra babanızdan neden boşanmadı? Boşanmıyor. Annem inatlaştı. Boşanmayacağım dedi. Babamın yaptıklarından dolayı. Peki iki tane çocuğu da annenizin üzerine evet. Yazdırmışlar. Evet. Biz bunu duyunca şoka girmiştik. Avukatlık yapıyoruz. Hala davamız yok. Üzerinden alıntı istiyoruz. Annemin üzerinden çocuk yazmışlar. Neyse, anlamadım. Bir daha söyleyeyim. Anlamıyorum ki. Telefonda bir sıkıntı var. Bizim haberimiz yok. Çocukları bizim üzerinden annemin üstünü yazmışlar. Annemin üzerinde gittiğinde bunu öğrendi. Sonra biz dava açıyoruz. Hala da dava sürüyor. Dava üstünde kalmış çocuklar, sorar mısınız ya? Allah nasıl seversiniz. Kaç yaşında zaten çocuklar? Kaç sene üstünde 20 kalmış. 20 yıldır tamam, üzerinde ben... Davayı ne zaman açtınız siz? Dava hatırlayamıyorum. O zamanlar bir çocuk davam hala... Ama 20 yılda da bir dava çözülür ya. Yargı zaman zaman tabii yavaş ilerliyor ama 20 yılda da bir dava çözülür. Anneniz eğer istemeseydi o çocukları üzerinden gönderirdi. Hanımefendi de çocukların sahibi olurdu. Şimdi Satı Hanım telefon hattındaymış şu anda. Az önce ekranda gördüğümüz en son galiba Ali Bey'in onunla beraber olduğunu söylüyor Fatoş Hanım. Satı Hanım hatta mısınız? Evet. Merhaba.